Buyurun efendim. Güzel. Yorum istiyoruz. Yüksek sesle biliyorsun kavga ediyorlar. Güzeldi. Ha. Efendim? Patatesi pişmemiş. Patatesi pişmemiş ikincinin. Evet, ikincinin patatesi pişmemiş. Ha? Gördünüz mü işte? Hadi bakalım. Üst mal tabağa geçti. Bunun da patatesi pişmemiş. Bunun da pişmemiş patatesi. Tavuğu biraz pişir, güzeldi. Tavuğu güzel pişmiş. Hepsine göre daha... Hepsine göre daha güzel. Peki. Yok, hepsine hemen göre. Puanlara geçiyoruz. Gel ablacığım. Bir numara tabak. Beş. Beş puan. İki, patatesle pişmemişti zaten. İki puan, iki numara tabak. Üç. Evet. Dört. Bir ay biri kullanmadım. Beş, iki, üç, dört dedin. O zaman ikiye mi bir yaptın? Buna bir vereceğim. Patatesi onun hiç pişmemiş. O da dört. Tamam. Beş, bir, üç, dört. Üç puanlı tabakla başlıyoruz. Üç numara tabak. Güler Hanım üç numara tabağa üç puan verdi. Bu üç puan kimin? Kaldı. Vahide üç puan. Dört puanlık tabak. Dört puanlık tabak dört numara tabakta. Bu dört puan kime gidiyor? Kaldı. Gülcan. 4 puan. Ve 5 puanın sahibi Hatice mi, Ezgi mi? Beş puan bir numaralı tabakta. Bakalım Hatice mi, Ezgi mi? Kaldır. Ezgi 5 puan. Ve Hatice'cim. Bir puan. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi gerçekten hızlı afiyet koymak olsun. Çok önemliydi pişmesi için. 35 dakika pişirdim. Tavuğu da patatesi de çok güzel pişti. Eğer hani böyle pişmemiş gibi bir yorum yapsaydın gerçekten üzülecektim. Yok pişmişti. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben konuşmak istiyorum. Sön günde patatesi biraz azı çiğ kalmıştı. Azı kalmıştı evet. Olsun afiyet olsun. Güller teyze. Buradan bakınca en kızarmış tabak benimki. O kadar pişmiş ki. Patatesi hayır. Patatesi hiç pişmemişti. Nasıl pişmez ya? Patatesi ya pişmemişti. Bana pişmez deyip durmayın. Gözünüzü seveyim ya. Ben diyorum ya en önce en geç sizin geliniz konu. Zaten beraber, ona da 3 verdi. Bana da zaten. Ay 3 ile 1 arasında ne kadar fark var ya. Pişmemişti patatesi ses veriyordu ağızda. Ya yapmayın Allah aşkına. Ya nasıl 5 mi verim ona tabak ben? Tabak bile kızarmış duruyor ki. Ama yani bu pişmişti 5'i verdim. O pişmemişti. Patatesi pişmemişti. Ya ben inanamıyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. İşte ben böyle şanssızlıklar yüzünden diyeyim artık yani. Hani söylüyorsunuz ya bilezikler nerede diye. Kızarmış tabağım diyorum ya. Hatice benimki de mesela kızarıyordu. O patates kurumasın diye ben 16-17 dakika kala o patatesleri içeri aldım. Alttakileri üste çevirdim, koydum. Çevirdim. Aynısını da yaptım. İlk defa bana yüksek puan verdin Güller teyze. 4 verdin. Zaten güzel hızlıca attım içeriye. Güzel pişti. Pişmişti üstüme verdim puanını. Kurumasın diye yer değiştirdim. Hepsi eşit pişti. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Seninkinin patatesi hiç pişmemişti. Tadabilirsin. Yok ben anlamıyorum. Ben gerçekten yani bugün daha ikinci günüm ama şu an bile sinir oldum diyebilirim. Yani pişmemiş olamaz. Ezgi ile beraber atıyoruz. Beraber neredeyse karıştırıyoruz. Alt üst yapıyorum. Ama pişmemişti patatesi. Patates pişmemişti. Nasıl pişmiyor ya?
Yoksa Gülcan'dan yani. Sonra attın, Ezgi ile beraber attın. Hayır canım. Evet. İzlersen görürsün hayır, zaten. Hayır, önce Ezgi attı, Gülcan attı. Hemen arkasından attı. Seni de arkandan ben attım. Zaten biz ikimiz beraber. Beraber atmadık. Sen attık, yanlış attık. Görmüşsün bakıyordum bence. Bakıyordum, zaten izliyorum. Yok, ben yaparken sen yemeğini izlediğin doğru düzgün izleyememişsin zaten. O zaman bir dakika arayla olabilirdi ama hemen hemen sosunu karıştırdığımız zaman ben... Ya da kalın doğramış olabilir. Hayır, yani kalın da pişme değil. Olasılığı tamam okey, senden sonra belki ben ya da Vayda atmışızdır, ince yapmışızdır. Sen kalın yok, yapmışsın. Yok yok, patatesin hiç pişmemişti. O bizimki oranla daha az pişemişti. Söylenen neyse o şekilde yaptım. Ya siz daha ince yaptıysanız... Farklı olduğu için belki benimkine göre bir tık kalın olmuştur. Benden önce atsan bile benden az pişebilir senin. Diyorum ya, siz eğer dedi, denilen gibi yapmadıysanız yo, problem sizde, gene bana patladı o zaman. Herkesin el ayarı biraz farklıdır. Birebir aynısını yapacağız diye hepimiz diye bir şey yok.